Merhaba, hoş geldiniz. Benim adım Tuğçe Sener Gürkan. Öz bakım, kendini geliştirmek, motivasyon, kendin olmak, kendini sevmek, bunlara ilgilendiğiniz konularsa buradan abone ol butonuyla ailemize katılırsanız, o zile basarsanız çok seviniriz. Herhalde bir yerde bir tane katıl butonu var. Kesinlikle bir zorlama yok ama bütçeniz dahilindeyse beni desteklemek isterseniz gerçekten çok sevinirim. Bu işi yapabilmem konusunda çok büyük yardım oluyor bana. Eğer destekleyemezseniz de sorun değil. Aşağıya bir yorum bırakırsanız, beni arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Ve evet, şimdi zaman kaybetmeden sizlere hazırlık hocasının İngilizce öğrenme için en iyi tavsiyeleriyle geldim. Bu böyle biraz daha bir muhabbet gibi olacak. Yine de aldığım birkaç tane not var. Sizlere bahsedeceğim. Bana sürekli olarak İngilizce öğrenme, en iyi şekilde İngilizce öğrenme, İngilizce için nasıl yardımcı olabilirim falan şeklinde şeyler soruluyor. Neden? Önce ben kimim? Onu açıklayayım, değil mi? Şimdi kendi İngilizce maceramı anlatayım öncelikle size. Eğer bu suratı ilk defa gördüyseniz beni tanımıyorsunuz demektir çünkü. Şimdi ben öncelikle, ne ki çok şimdi dedim. Şimdi kanal çıkıyor şurada. Öncelikle ilk 8 senem özel okulda okuyarak İngilizceyi oradan öğrendim. Onu söyleyebilirim. Yani çocukken öğrendim İngilizceyi. 8. sınıftan sonra iki farklı senede yazın İngiltere'ye gittim ve King's College'da eğitim aldım. İkisinden de advanced olarak mezun oldum. İkincisi biraz keyfi gitmeydi. Çok keyif alarak yaptım bu arada bunları. Ondan sonra da burada geldim. Üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı okudum İstanbul Üniversitesi'nde. 3.2 GPA ile mezun oldum. Ondan sonra yüksek lisans yaptım Yeditepe'de. Şu anda 3.89 GPA'im var. Tezimi yazıyorum. Ve aynı zamanda Doğuş Üniversitesi'nde uygulamalı çevirmenlik bölümünde, Doğuş Üniversitesi İzmir Kavram Yüksekokulu 2 senelik olan uygulamalı çevirmenlik bölümünde okutmanlık yaptım. Eski adıyla, yeni adıyla DSÜ ile öğretim görevliliği yaptım. Ondan sonra da Üsküdar Üniversitesi'nde hazırlık bölümünde 6-7 arkadaş hocalık yaptım. Ve evet, benim hakkımda bahsedilebilecekler bu kadar. Öğrencilerim benden çok memnunlar. Özel ders de veriyorum bu arada, eğer bu da ilgilendiğiniz bir şeyse. Sonrasında bunu da konuşabiliriz. Ama ben şimdi size gelelim. Benden bahsettikten sonra artık biraz da tavsiyelerimden. Olabildiğince hızlı tutmaya çalışacağım. Çünkü aslında çok basit key pointler var. Ana noktalar var bahsetmek istediğim. Öncelikle, yani bu hazırlık hocası bilmem ne hiçbiri olmadan önce bile bildiğim bir şey söyleyeceğim size. Ve bu kesinlikle tüm derslerimde benimsediğim bir konsept. Sevmediğin şeyi öğrenemezsin. Mümkün değil. Sevmediğin hiçbir şeyi öğrenemezsin. Şuradan girer, buradan çıkar. Matematik gibi mesela benim için. Matematiği hayatım boyunca hiçbir zaman sevemedim. Hep kafama kakıldı. Şu kadar bilgim var matematikle ilgili. Sadece para hesaplayabilirim, o kadar. Hani günlük bilgim var. Çünkü sevemedim. Sevdirmediler bana hiç. Şimdi insanları da suçlamak istemiyorum. Ben de sevmedim. O ayrı bir mevzu. Ama severek öğrendiğinizde unutmazsınız. İngilizceyi hep severek öğrendim. Çünkü İngilizce bana hep bir macera gibi geldi. Yeni şeyler öğrenebiliyordum İngilizce sayesinde. İngilizceyi kullanarak yeni kitaplar okuyabiliyordum. Yeni filmler izleyebiliyordum. Yeni şarkılar dinleyebiliyordum. Ve bunlar benim İngilizceyi öğrenmem için çok büyük yardımı dokundu. Şimdi bir şey öğrenirken yeniden çocuk oluyorsunuz. Bu şekilde düşünmek lazım. Siz yeniden bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Meraklı olmak lazım. Eğlenmek lazım onunla. Hani şarkılarla, türkülerle öğrenmek lazım. Deyim yerindeyse. Hakikaten de şarkılarla öğrenme yapıyorum bu arada. O yüzden ben sevdiğiniz şeylerle İngilizceyi birleştirerek öğrenmenin yanındayım. Yani mesela bir okula gidip gramerle, yani gramer de aslında düşmanımız değil. Grameri de öğrenmemiz gerekiyor. O ayrı bir mevzu ama en başta ilk onu öğrenmen lazım diye dayatıldığında bu bir formüle dönüşüyor. Ve formülle öğrenemezsiniz. Ben buna inanmıyorum en azından. Ve bu zamana kadar tüm öğrencilerimin de desteği var arkamda diye düşünüyorum. Eğer bunu izliyorlarsa aşağıya yorum yapabilirler. Önemli olan sevdiğiniz şeylerle birleştirmek. Mesela diyelim ki siz dizi izlemeyi seviyorsunuz, tamam mı? Sherlock hastasınız diyelim ki. O zaman ne yapıyoruz? Sherlock Holmes'u öğrenmeye başlıyoruz. Yani diziyi izleyerek kelime yakalamaya çalışıyoruz, rol yapmaya çalışıyoruz. Belli durumlarda kendimizi hayal etmeye başlıyoruz. Senaryolar yazmaya başlıyoruz. Anladınız mı? Yani bu şekilde öğrenmekten bahsediyorum. Mesela şarkıları çok dinleyen biriydim ben. Ve Eminem
çok büyük derecede benim İngilizce öğrenmeme mutlaka yardım etmiştir bana. Eminem, Anastasia, sevdiğiniz artistler bu şekilde İngilizce kelimeleri duydukça, yakaladıkça ve siz de onlar gibi olmak istedikçe öğrendiğiniz şeyler. Şimdi bu şekilde öğrendiğinizde unutmuyorsunuz. Çünkü o bir şarkı sözüyle aklınızda kalıyor, bir replikle aklınızda kalıyor, bir eğlenceyle, bir sevinmeyle aklınızda kalıyor. İkinci vereceğim tavsiye de kullanmadığınız şeyi unutursunuz. Evet, İngilizce dersine girin. Evet, öğrenin. Evet, birebir ders alın, bilmem ne. Evet, okula gidin, ders alın. Ama konuşmadığınız sürece unutacaksınız. Yazmadığınız sürece unutacaksınız. Dinlemediğiniz sürece unutacaksınız. O kültürün içine girmediğiniz sürece unutacaksınız. Şimdi şey olarak düşünmeye çalışın lütfen. Siz Türkçe öğreniyorsunuz ama bir Türk kültürü içinde öğreniyorsunuz, değil mi? Aynı şekilde İngilizce öğrenirken de Amerikan ya da işte British ne seçersiniz? Ama onların kültürüne girerek öğrenmeye çalışın. Mesela kendinizi İngiltere'de hayal edin. İşte çay saatine giriyormuşsunuz gibi abartarak. O şekilde kültürle öğrenmeye çalışın. Onların kültürüne mesela monarşiyi öğrenin. İlginç şeyleri öğrenin onlar hakkında. Mesela müzeleri online olarak gezin. Bunlar çok farklı öğrenme yöntemleri. Benim kendi öğrenme programım kesinlikle bunları savunuyor. Ben bunların arkasındayım. Bu şekilde öğrenmenin arkasındayım. Bir şekilde size daha fazla şeyi öğrenebileceğiniz bir kapı olarak görüyorum İngilizceyi. Mesela daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Daha fazla gerçek bilgiye ulaşma şansınız var. Makaleler okuyabilirsiniz. Filmler izleyebilirsiniz, diziler izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz, belgeseller izleyebilirsiniz. Kesinlikle kültürünüzü komple değiştirip, yani bu arkada bırakmak anlamına gelmiyor. Türk kültürünü çöpe atalım anlamına gelmiyor. Ama yeni bir kültür ekleyebilirsiniz kendinize. Bu da demektir ki bakış açınız daha da genişlemiş oluyor. Dil size aslında çok büyük bir bariyer. Ve bu bariyeri kaldırdığınızda dünya sizin için çok daha açık bir yer haline gelmeye başlıyor. Farklı ülkelerle çalışabilir hale gelmiş oluyorsunuz. Farklı hobiler öğrenebilir haline gelmiş oluyorsunuz. Mesela Japonca bilirseniz, sallıyorum, Japon katlama sanatını çok daha direkt bir şekilde öğrenebilirsiniz. Değil mi? Bunun gibi düşünün. Şimdi bunların hepsi İngiltere'den çıktı diye bir şey yok. Ama İngilizce dünya genelinde bütün dillerin çevrildiği bir dil. Türkiye'de bir şey yayınlanıyor, makale, İngilizce'ye çevriliyor. Neden? Dünyaya ulaşması için. İspanya'da yayınlanan da İngilizce'ye çevriliyor. Yani siz İngilizce bildiğiniz takdirde ulaşabileceğiniz ağ çok genişliyor. Ve öğrenebilme kapasiteniz çok genişliyor. Aynı zamanda dil öğrenmenin beynimize yaptığı bir sürü şey de var tabii ki ama bunlara girmiyoruz bile. Şimdi benim desteklediğim öğrenme yöntemi ilk olarak birebir öğrenme yöntemi. Çünkü ben bütün öğrencilerimle bu zamana kadar öğrendiğim kadarıyla herkes farklı şekillerde öğrenebiliyor. Benim yaptığım program biraz daha bu günlük ve bahsettiğim şekilde öğrenmeye dayalı. Ama aynı zamanda birebir derslerde veriyorum ve önceliğim kesinlikle birebir derslerde. Eğer bunu karşılayamayacağınıza inanıyorsanız aşağıda programımı da koyacağım. Bundan da faydalanabilirsiniz. Benim yarattığım program içerisinde kesinlikle şey yok. Hani dayatmalı öğrenme yok. Eğlenerek öğretmeye çalışıyorum. Hafif hafif öğretmeye çalışıyorum. Ve belli bir bilgiye sahip olmanız diğerlerinin kapağını açıyor. Ama birebir öğretmede tamamen size uygulanan bir yönetim şekli var. Yani ben sizi alıyorum karşıma. Tüm ihtiyaçlarınıza bakıyorum. Siz nasıl bir insansınız? En sevdiğiniz şeyler ne? Kimsiniz? Neyi öğrenmeye çalışıyorsunuz? Atıyorum siz bir satış direktörüyseniz sizin benim için belki de atıyorum bir edebiyat kitabı okumaya ihtiyacınız yok benimle. Ama toplantılardaki İngilizceyi konuşmaya ihtiyacınız var. Şimdi herkesin tamamen mesleğe de bağlı değil bu. Aynı zamanda kişiye de bağlı. Mesela siz bir Sherlock Holmes fanıysanız benim size İngiliz futboluyla anlatmamın bir anlamı yok. Ama eğer bir futbol fanıysanız mesela size futbol örneklerinden yola çıkarak, İngiliz futbolundan yola çıkarak, tarihinden yola çıkarak anlatabilirim. Ya da bir tarih fanıysanız size monarşinin geçmişinden, Tudor krallığından bahsederek öğretebilirim İngilizceyi. Şimdi anlatabiliyor muyum? Herkes farklı. O yüzden benim önceliğim doğru öğretmenlerle birebir dersler. Bu arada ben kişisel olarak herkesin bu eğitimi alabilmesini doğru bulduğum için kişi ücretimi arttırmadım. Hiçbir zaman. Girdiğim ücretle devam ediyorum. Ve
yani elimden geldiğince de bu da beni yaşatabildiği sürece de bu şekilde devam etmek istiyorum. Çünkü özel ders farkındayım pahalı bir şey. Paket olarak alırsanız nispeten daha ucuzlayabiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben daha önce dil kursunda da çalıştım. 2 kere. Dil kursundan alacağınızdan çok çok daha hızlı ve etkin bir şekilde öğrenirsiniz. Birebir derste. Bu benimle olmak zorunda değil bu arada. Kendimi satmak için söylemiyorum bunu. Tabii ki bana gelirseniz çok daha mutlu olurum ama herhangi bir şekilde özel ders alarak öğrenmek size daha yatkın olacaktır. Ben bunu savunuyorum en azından. Benim bu zamana kadar işe yaradığını gördüğüm yöntem bu. Ha şöyle, dil kurslarında da tabii ki etkin değil mi? Etkin. Ama şunu söylemek istiyorum. O öğretmenin aldığı ücret o kadar düşük ki ve onun işine o kadar saygısızca davranılıyor ki genelde dil kurslarında. O öğretmenin size katabileceği şey sayısı çok az oluyor. Ve o öğretmen zaten katlanamıyor ona bir süre sonra. Çünkü gerçekten çok komik rakamlar teklif ediyorlar saatimiz ücretine. Yani gerçekten böyle 15 lira falan teklif edenini gördüm ben saatime. Komik. Yani ben o zaman sana ne katabilirim? Anladın mı? Ben o hayat düşüncelerine sahipsem. Şöyle düşünün. Bir de sizden aldıkları ücrete göre bakarsan, o yüzden bir özel dersçiyle toplu ücret saatiyle anlaşmanız size çok daha farklı olacaktır. Çok daha değerli olacaktır. Çok daha hızlı öğreneceksinizdir. Çünkü size uygun olur. Ben mesela kitap aldırmıyorum kimseye. Yani eğer isterseniz, ısrar eden öğrencim olursa ya da gerçekten ihtiyacın olduğunu düşün öğrencim olursa Oxford ya da Cambridge kitaplarını öneriyorum. Ama onun dışında kitap almamıza gerek yok. Bir şey almamıza gerek yok. Ben sana ait bir program oluşturuyorum ve onu takip ediyoruz. Bunun dışında başka özel öğretmenlere de çok farklı şekillerde yapacağını düşünmüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Ben özel ders almadım. O yüzden diğer öğretmenleri yargılayamayacağım. Ama eminim çok güzel öğretenler, farklı şekillerde öğretenler vardır. Bunun yanı sıra bu uygulamalar var biliyorsunuz. Çeşitli konuşma app'leri var. Bunları da kullanabilirsiniz. Belli bir yere kadar öğrendikten sonra özel dersle konuşma app'lerini kullanarak kendinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Son olarak şu tavsiyeyi kesinlikle altını çizerek söylemek istiyorum. Ben öğrencilerimi huzurlu hissettirmeye çalışıyorum derslerimde. Hem eğlenip hem de güvenli hissettirmeye çalışıyorum. Bu çok önemli bence bir öğretmen olarak ama bir öğrenci olarak da biraz daha utangaç olmadan gelmeye çalışın derse. Çünkü sizin utanacak bir şeyiniz yok. Siz kendinize ek bir yetenek katıyorsunuz. Şimdi ben hat sanatı öğreniyor olsam, bunu her seferinde örnek veriyorum ama ben hat sanatı öğreniyor olsam, çizgimi yanlış yapsam, siz bana yapar mısınız? Yapmazsınız. Ama nedense İngilizce öğrenmek ülkemizde böyle bir dalga sebebi. Genellikle bu insanlar bilmediği için komplekslerinden kaynaklanıyor. Ama burada utanacak hiçbir şeyiniz yok. Siz kendinize bir şey katıyorsunuz. Siz bakış açınızı genişletiyorsunuz. Siz daha iyi bir insan olma yolunda, kendinizi geliştirme yolunda bir adım atıyorsunuz. Ve bunda utanılacak, kaçılacak, ego yapılacak hiçbir şey yok. Size bunu yapanlar kendi komplekslerinden dolayı yapıyorlar. Sizinle alakalı değil bu mevzu. O yüzden lütfen bunu unutmayın. Kendinizi sürekli hatırlatın. Ben doğrusunu yapıyorum. Beni eleştiren aslında kendi eksikliklerini görmek istemediği için eleştiriyor. Yani beni eleştirenle alakalı. Benimle değil. Diyebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu dersler içerisinde ben sürekli tekrarlayarak öğrencilerime hatırlatmaya çalışıyorum. Ama yine de dediğim gibi benimle çalışmak istemiyorsanız da bunu kendinize hep hatırlatmaya çalışın. Ve utangaçlığınızı derse gelmeden önce bir kenarda bırakmaya çalışın. En iyi öğrenebileceğiniz, en iyi absorbe edebileceğiniz şekil siz bir sünger şeklinde olduğunuzda. Ve öyle utangaçlık ego duvarları ördüğünüzde önde bir duvar oluyor. Bizim geçemediğimiz. O yüzden de bu duvarı kaldırmanız ve bir sünger olarak gelmeniz gerekiyor önümüze ki biz de attığımız şeyi siz tutabilin gibi. Yani değişik bir şey oldu ama anlatamıyordum. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, bir hazırlık hocası olarak, İngilizcesi iyi olan biri olarak ve ben olarak vereceğim tavsiyeler bunlar. Daha önce yaptığım videolar da var bu konularda. Belki oralarda farklı tavsiyelerim vardır. Onları da izleyebilirsiniz. Benden online ders almak isterseniz COVID döneminde, COVID döneminden sonra yüz yüze ya da nasıl isterseniz aşağıda bana mail atabilirsiniz ya da Instagram'dan falan yazabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Evet, kendinize iyi bakın. Bye bye.